Evet, hayırlı akşamlar. Bir çarşamba akşamında yine sizlerle birlikteyiz. Çok mutluyuz. Bizleri sizlere kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Hepinize hayırlı bir akşam diyorum. Evet, bu cennet vatanımız Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Sünnisi, Alevisi, Süryanisi ile bir bütündür. Bu bütünü oluşturan bütün katmanlar ise bizler için çok önemli değerlerdir. Düşüncesi, inancı, etnik yapısı ve dünya görüşü her ne olursa olsun bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Yeter ki kendisini bu ülkenin bir parçası olarak görsün ve vatandaşlık bağlarıyla bu ülkeye bağlı olsun. Yeter ki bu cennet vatana hainlik yapılmasın. İşte bu vatanı oluşturan bütünün bir parçası, bu mozaiğin değerli bir parçası da Süryanilerdir. Bu akşamki ana konumuz Süryaniler olacak. Tabi bu akşam Süryanileri konuşurken dini konuları, İslam'ı, Hristiyanları konuşmayacağız. Yani biz bu akşam dini bir program yapmayacağız. Bir tartışma programı da yapmayacağız. Daha çok sosyal, kültürel konuları ele alacağız. İşte bu akşamki konuğumuz, çok değerli konuğumuz, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Sayın Melki Ürek Beyefendi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Şeref verdiniz, buraya kadar zahmet ettiniz, programımıza konuk oldunuz. Hem geldiğiniz için teşekkür ederim, hem de bu çok güzel çiçekler için ben teşekkür ediyorum size. Estağfurullah, teşekkür ederim. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Ayrıca seyircilerimize iyi akşamlar diyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Evet, böyle biz sizi çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. Ama böyle uzaktan bazı dostlarımız sizi tanımıyor olabilir. Kısaca şöyle sizi tanıyalım mı? Teşekkür ederim. Bence şu günlerde başımızı ağrıtan bir süreç var. Her medya grubu önce korona sürecini konuşuyor. Evet. Biz de bu nedenle bütün dünya insanlarına, özellikle ülkemize ve daha da önemli olan Adıyaman şehrimizin insanlarına sağlık dileyelim. Bu korona süreci içerisinde tabii ki hastalanan insanlar var, vefat eden insanlar vardır. Hasta olanlara acil şifalar dileyelim. Vefat edenlere de Tanrı'dan, Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Bu üzüntüyü bütün seyircilerimizle paylaşmak durumundayız. Ama çok önemli bir not daha vardır. Sağlık ve tıp ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bütün insanlara, insanlığa hizmet ediyor ve onlara gönülden minnettarız. Evet. Borçluyuz. Onların yaptıkları bütün çalışmaları takdirle izliyor ve karşılıyoruz. Evet. Normal ben Mardinliyim. Fakat daha sonra Şırnaklı oldum. İdil'in bir köyünden geliyorum. Orada doğdum, büyüdüm ve ilk öğretim okulumu orada okudum. Daha sonra Deruzafran'da kilise eğitimini gördüm. Ondan sonra iş hayatıma atıldım. Ve değişik işlerde çalışmalar yaptım. Teknik işlerde, elektronik işlerde, mermer, yani çok özel bir mermer, 12 sanayi mermer çalışmalarında çalışmalarım vardır. Evet. Daha sonra tabii ki bu arabaların ön ve arka camlarını üretiyorduk. Bunun yanı sıra bir de mekanik sandalyeler üretiyorduk. Bu gibi şeylerle iştigal olduk. Evet. Fakat bütün bunlardan sonra rahip olmayı kabul ettim. Bu kararı 20 yaşına basmadan önce verdim. Ve manastıra dönüşü kararlaştırdım. Askerlikten önce, yani 1979'da rahip oldum. Evet. Askerliğimi tekrar aynı yılda başlattım. 1981'de de bitirdim. Ve rahiplik hayatıma artık kilisede devam ettirdim. Evet. Mermer şeyinden bahsettiniz biraz. Ben evet, böyle iki sorumu birleştirerek sorayım da. Sizin uğraştığınız bir sanat dalı var mı?
Hemen beraberinde de şeyi almak istiyorum peki. Sizin birkaç dil bildiğinizi biliyorum ben yaptığım araştırmalarda. Çeviriler yaptığınızı da biliyorum. Bu anlamda yaptığınız çeviriler nelerdir? Teşekkür ederim. Öncelikle benim geldiğim yer Hristiyan, Süryani bir köy, bir evet. yer, bir muhit ve ilk ana dilim Süryanicedir. Evet. Aynı zamanda ana dilim Türkçedir. Bunun yanında yörenin halkı Mardin Kürtçesini biliyorum. Biraz da Arapça okur yazarım. Okuyabilirim, yazabilirim. Önem verirsem çevirebilirim. Evet. Ve az da olsa Almanca biliyorum. Ama fazla değil. Evet. Yani çoktan bıraktığım için unutmuş olabilirim. Ancak Almancayı okuyabilir, bazı metinleri de gerekirse çevirebilirim. Evet. Yaptığınız çeviriler hangileri? Hangi konularda çeviriler? Çevirilere gelince, tabii ben Adıyaman'a önce rahip ya da baş rahip olarak atandığım zaman, Kadasetli Patriğimiz tarafından, buradaki ahali, buradaki Hristiyan kardeşlerimiz artık ana dillerini unutmuşlar. Yani bunu bilen belki tek bir kişi bile yoktu. Evet. Türkçeden ya da Kürtçeden başka bilmedikleri için biz bunlar için ne yapmak zorundayız? Bütün kitaplar orijinal olarak Süryanicedir. Bunların dinlerini ya da inançlarını ya da kitaplarının içeriğini bilmeleri için kitapları Türkçe'ye çevirmek zorunda kaldık. Evet. Önce tamamen amatörce çeviriler yaptık. Evet. Yani hemen gerektiği gibi ya da ihtiyaç üzerine normal bir Türkçe'ye çevirdik. Evet. Fazla bir şey değildi. Biz de o Türkçe ile mutlu değildik ama bizim bilgimiz bu kadardı. Yani bunu söylemek lazım. Evet. Daha sonra zamanla beraber bunu biraz daha iyileştirdik. Bununla biz birinci ayin kitabını bastırdık. Baktık ki Türkçesi bize göre artık yani cevap vermiyor. Evet. Biraz daha şey güzeldir, çok güzel. Yani hemen onun eşi yok. Böyle hani Türkçe'ye çevrilmiş, hı hı. bu kadar detaylı bir çeviri kimse yapmamıştı. Evet. Biz baktık ki ikinci baskıya ihtiyacımız vardır. Böylece ayin kitabını ikinci baskısıyla şu anda baskıda. Onu çevirdik. Koro için Doğa kitabını kısmen Türkçeleştirdik. Diğeri ise olduğu gibi seslendiriliyor. Bunun yanı sıra gençlerin ayında duruşları sırasında ellerine aldıkları ayın el kitabı. Onu da çevirdik. Onu detaylı olarak bir bütün olarak çevirdik. Yani üç kolonlu yaptık. Orada bir özellik daha vardır. Okunuşu Süryanice. Tekrar bir kolonu okunuşu Süryanice ama Türkçe harflerle evet. çevirdik. Evet. Öyle ki hiç Süryanice bilmeyen onu okuyabilsin. Evet. Ama bir bütün olarak metinlerin her parçasını Türkçe'ye çevirdiğimiz bu kitap son derece gençlerimiz için elverişli bir kitap haline geldi. Böylece ayında durdukları zaman, ayın sırasında rahatlıkla seslendirebilecekleri parçalar Türkçedir, Süryanicedir. Evet. Rahatlıkla her birisini söyleyebilirler. Bunun yanı sıra vaftiz kitabını çevirdik. Yani çevirilerimiz genelde kilise kitaplarıdır. Evet. Evlendirme kitabını çevirdik Türkçe'ye. Bir de burada ilk defa Adıyaman'da Süryaniler ve Toplumsal Yaşam Konferansı diye bir kitapçıyı da hem bastırdık hem de konferanstaki konular içindedir. Yani hı hı. o konular işlendi konferansta. Bu Adıyaman genelinde Sayın Valimizin başkanlığında milletvekillerimizin ve kurum amirlerinin katılımıyla yapılmış bir konferanstı. Biz Adıyaman'da çok önemli bir kitap bastırdık. Türkçe Süryanice temel dil bilgisi grameri. Ha, grameri. Bu ilk defa Adıyaman'da basılıyor. Türkiye'de, Türkiye genelinde ilk defa
Adıman'da basılıyor. Bu çok önemli bir kitaptır. Böylece Süreyyence'ye merak eden Türk ya da Türk konuşur bölgeler Süreyyence'yi kolaylıkla bu şekilde bu kitaptan öğrenebilirler. Evet. Bunu hem Türkçe hem Süreyyence olarak hazırladık. Bir bütün olarak her iki taraf tamamlayıcı bir çeviriyle ve güzel hazırlanmış bir kitap olarak bastırıldı ve dağıtıldı. Evet. Turistler için turistleri aydınlatmak, yönlendirmek, kilisemizle ilgili bilgileri sunmak için bir broşürümüz hazırlanmış. Aynı zamanda 20 yıldır ben buradayım ve bütün insanlarımıza genelde Türkçe konuşurum. Evet. Konuştuğum vaazların bir kısmı, yaklaşık olarak belki 300 sayfa falan tutar. Bunlar baskı için hazır duruyor. Ama gözden geçirdikten sonra bu da basılacaktır. Aynı zamanda makalelerle Arami Süryanilerin kısa tarihi hazırlanmış ve baskı için o da hazırdır. Ayrıca elektronik internet ortamında metropolitliğimizin bir de web sitesi, web sayfası var. Evet. Ya maşallah, yani bir şeye girdik. Pek bir şey değil ama. Yani sizi yazar olarak kabul edebileceğiz. Yani bir sürü çeviriler var. Dijital ortamında olsun, kitap olsun. Peki esas konumuza gelelim. Süryani nedir? Süryani deyince ne anlamamız gerekiyor? Bu bir dini grup adı mıdır? Bu bir ırk mıdır? Etnik yapı mıdır? Nedir Süryanilik? Güzel bir soru Fahrettin Bey. Tabii bu Süryanilik kelimesi bir sürü insanın düşüncelerini iştigal etmiştir. Kimileri doğru algılamış, kimileri de yanlış algılamış ve yanlış yorumlarla, yanlış düşüncelerle başkalaştırmaya çalışmışlardır. Süryani denildiği zaman bir millet, bir ırktır. Bir etnik toplumdur yani. Evet. Fakat Süryaniler Hristiyanlığın ilk yüzyılında ve bütün Hristiyan gruplardan önce Hristiyan olduğu için ilk Hristiyanlar şerefini kendinde taşıyor. Böyle olduğu için Hristiyanlığı özümsemiş bir toplumdur. Hristiyanlığı özümseyen Süryaniler, bu sefer bu Süryanilik kelimesi Hristiyanlıkla özdeşleşmiştir. Yani artık etniksel tarafı unutulmuş, evet. Bunun yerine sadece Hristiyan baskılı bir terim, bir anlam çıkartmaya çalıştılar. Böylece etniksel olay unutulmuş ve terk edilmiş gibi görünüyor. Çünkü Hristiyanlık artık Süryanilerde son derece iç içe girmiş, özümsenmiş ve eş değer olarak kullanılmıştır. Süryanilik Arami kökeninden gelen bir bölgesel bir isimdir, bir terimdir. Süryanilerin bölgesel, yani bir kuşağın adıdır. Şam ve Suriye topraklarında yaşayan Aramilerin bir ismidir. Evet. Bu da onların bir kralının adından kaynaklanıyor. Oraya istinat edilebilir. Ancak hem bunlar Süryaniler hem de bölgedeki diğer Arami kuşakları ve bölgesel feodal yapıya sahip hükümdarlıkları, bunlar ayrı ayrı Arami boylarıydı. Fakat Süryani kelimesi Hristiyanlık Suriye'den Aramilerin arasına sızdığı ve geldiği için, evet, benimsenen bir din, düzgün ve kutsal bir din olduğu için bu sefer Arami boyları 2. yüzyılda Süryanilik yerine Aramilik yerine, yani Arami isimlerin, tesmiyelerinin yerine, evet, bu sefer Suriye'den gelen isim, lakabın yerine artık Süryaniliği, yani Aramiliği bırakmışlar. Aramiliği bırakmışlar. Evet. Bunun yerine
Süryaniliği seçmişler. Bu da Hristiyanlığın şerefine ve itibarına dayanan bir şeydir. Onun için Süryanilik bir din değildir. Süryanilerin dini Hristiyandır. Evet. Süryanilik bir ırk, bir etnik adıdır ve büyük ata Aram'dan gelen bir isimdir. Evet. Peki Süryaniliğin hiyerarşik yapısı nasıldır? Yani belli bir şey var mıdır? İşte mesela sizin konumunuz nedir? Adıyaman metropolitliğin konumu daha doğrusu nedir? Bir hiyerarşik yapısını bir şablon şeklinde sunabilir miyiz? Buyurun. Süryani Kilisesi'nin oldu bitti 19 rütbeden oluşur. Yani kilise sistemi demek istiyorum. Evet. Tepesinde başta kadasetli patrik var. En aşağıya şimdi, kadar... Özür dilerim, hemen araya gireyim. Patriğimiz şu an nerede? Şu an Şam'da, Antakya adına, Antakya, Hatay adına, evet. Dünyanın neresine giderse gitsin, evet. Bu lakabı hiçbir şekilde başkasına terk etmez ve kaybetmez. Evet. Onun için Antakya adına şu anda Şam'dadır. Suriye'nin Şam'da. Başkenti Şam'dadır. Evet. Antakya, Doğu ve bütün dünyadaki Süryanilerin yegane patriği olarak bilinir. Anladım. Çok özür dilerim. Evet, en evet. Tepede patrik. Ve 19 rütbesi var bu kilisenin. Bu tabii ki patrikten indiğimiz zaman tam Zamrono dediğimiz rütbeye kadar iner ve orada biter. Ama halkın bireyleri, Hristiyan kardeşlerimizin her bir bireyi kilisenin ya da İsa bedeninin birer değerli üyesi ve parçasıdır. Adıyaman ve çevre iller metropolitliği ise evet. Bölgedir. Evet. Bölgedir. Türkiye'de bulunan 4 bölgeden ya da 4 metropolitlikten bir tanesidir. Evet. Böylece Türkiye'de 4 metropolitliğimiz vardır. Adıyaman da bunlardan bir tanesidir. Evet. Şimdi metropolitle patrik arasında bir rütbe var mıdır? Evet, ben onları saymadım. Dolayısıyla ben şeklinde... aslında Adıyaman'ın evet. Konumunu burada öğrenmek evet. istiyorum. Yani evet. Adıyaman'ın metropolitliği ne demek? Halkımız, insanlarımız bunu istiyor. Kilisemizin üçüncü sınıfıdır. Yani üçüncü sınıf. Başta patrik var. Patrik var, evet. Doğu blokunu yöneten Mafriyonu var. Mafriyonu diğer bir deyişle, diğer bir terimle kardinal düzeyinde. Ha, kardinal. Bizim bildiğimiz evet. anlamıyla kardinal. Evet. Yani siyasi dünya ya da işte Süryanilerin bu terimini bilmeyenler için kardinal dediğimiz zaman Süryani Kilisesi'nde bir tane kardinal kurumu vardır. Evet. O da Hindistan'da kalıyor. Çünkü Hindistan'da çok Süryani ya da Süryani Kilisesi'nin insanları vardır ve Mafriyonu Doğu blokunu yönetiyor. Kendi yerinde hemen hemen patriğin değerinde görev yapmaktadır. Vekili ama şey. Ama kendisi de kadasetli patriğimize bağlıdır ve en üst patriktir. Evet. Mafriyonu ya da kardinalın altında metropolit var. Anladım. Metropolitin hemen hemen eş güdümlü ya da eş değer bir de episkopos dediğimiz evli papazlardan metropolitliğe yükselen rütbe vardır. Episkopostan sonra Kürepiskoposlar var ya da başrahipler var. Bunların aşağısında tabii ki papaz rütbesi var ya da rahip rütbesi var. Aynı zamanda rahibe var. İncili şemas iki rütbedir. Bunlardan bir tanesi arkidiakon yani baş diakon dediğimiz kişi ya da rütbe. Ve İncili şemas bunlar en üst rütbelerdir. Yani İncili şemastan başlıyor kehnütlük bizde. Evet. Kilisenin hiyerarşisi. Daha sonra ayında, dualarda görev alan işte afidiakon var, koruyo var, daha sonra mzamrono geliyor ve aynı zamanda kız ve erkek koro grupları kilisenin seslendirmesini teşkil etmektedir. Evet. Şimdi Adıyaman'da metropolitimiz var. Onun dışında resmi böyle göreve haiz kişiler var mı? Adıyaman için söylüyorum ben. Evet, Adıyaman merkezdir. Evet. Adıyaman merkez metropolitliği tabii ki bu bölgedeki illerdeki Süryanilere hitap eder. Evet.
Aynı zamanda Adıyaman Kilisesi'ne bağlı hem Ermeni ailelerimiz var, hem Süryani ailelerimiz var. İki tarafta Ortodoks olduğumuz için orijinal Ortodoks. Evet. Yani bu Slav halklarının benimsedikleri Ortodoks türü değil, Avrupa türü Ortodoks değil. Daha derin tarihe giden bir Ortodoksluğu paylaştıkları için kardeşi aynı kilisede dua ve ibadet etmekte bir sakıncası yoktur. Evet. Onun için Adıyaman Metropolitliğinde hem Süryani aileler hem Ermeni aileleri bir arada aynı yapmakta, ibadet yapmakta sakınca yoktur. Dolayısıyla Adıyaman Metropolitliği yaklaşık olarak 3-4 kiliseye bakıyor. İki tanesi Elazığ'da ama merkez kilisesi Adıyaman'dadır. Evet. Başka kiliselerde de dua ettiğimiz başka gruplara mensup ya da ait kiliseler var. Örneğin İskenderun'da Süryani Katolik Kilisesi var. Ve başka diğer Hristiyan kardeş kiliselerinin işte kiliselerini kullanarak kendi ayinlerimizi orada yaptığımız zaman oradaki insanlarımız Süryaniler ya da işte kilisemize mensup olan bireyler, kimseler gelip ayini takip edebiliyor. Evet. Hangi iller var bizim Adıyaman'a bağlı, Adıyaman Metropolitliğine bağlı hangi evet. illerimiz var? Adıyaman Metropolitliğimizin alanı Adıyaman Merkez, Antep, Urfa, Malatya, Elazığ, Adana, Mersin ve Antakya illerini kapsamaktadır. Evet. Ve bu illerin sınırı yaklaşık 500 kilometre mesafeli bir alandır diyebiliriz. 500 kilometre. Tabii bunların il, ilçeleri, köyleri varsa. Evet. Tabii ki biz bunları sayıyor çünkü insanlarımız dağıldı. Yani eskiden Adıyaman'da kalabalık bir Hristiyan nüfusu vardı. Şimdi her bir aile başka yerde yaşamaya başladı. Evet. İl dışında demek istiyorum. Böylece biz bu insanlarımıza ruhani, manevi hizmet ulaştırma mecburiyetindeyiz. Çünkü Hristiyanlıkta çok değişik uygulamalar vardır. İşte vaftizdir, nikahtır, işte cenaze törenidir huzurdan uzak. İtiraf seanslarıdır. Dua, ibadet ve ayın törelerimiz, geleneklerimiz vardır. Bütün bunları kendimiz için uyguladığımız kadar diğer dağınık insanlara da bunu ulaştırmak zorundayız. Bu Hristiyanlık görevidir. Bunu herhangi bir şekilde başkalaştırmaya çalışamayız. Mor Petrus ve Mor Paulus Süryani Kadim Kilisesi diyoruz biz Adıyaman'daki kiliseye. Evet efendim. Bu kilisemiz hakkında bilgi verir misiniz? Biz zaman zaman böyle oradan geçiyoruz, bakıyoruz. Orada bir kilise var. Ben 52 yaşındayım. İlk kez bu sene gördüm. Bu güzel. Kilise hakkında bir genel bilgi alalım. Bir de kilise halka açık mı? İnsanlar gidip geliyor mu, bakıyorlar mı? Böyle bir genel bir bilgi alayım kilise hakkında. Güzel, teşekkür ederim. Bu kilise platform olarak, yani muhit olarak 1701'de kuruldu. Evet, 1700. Evet, o zamanda da burada yaklaşık 200'e yakın ailelerimiz vardı. Kiliseleri herhangi bir durumda nasıl olduysa yok olmuş. Kadasetli Patriğimiz Mardin'den geliyor. Buradaki insanlarımızı görüyor ve burada kiliseleri kurulu değildir. İzin alıyor ve burada Siverek Süryani Metropolitinin aracılığıyla Patriğin, Kadasetli Patriğin girişimiyle Meremana Kilisesi kuruluyor. Evet. 1701'de. Ve burası bir metropolitlik. Çünkü 1719'da vefat eden bir metropolitimizin mezarı bulunmaktadır. Kilisede değil mi? Tabii ki. Evet. Kilisenin bir bölümünde, yani daha doğrusu dış tarafında, ama onun kitabesi var. Onun işte büstü var, büst mü diyelim, ya da işte mezarı vardır, evet. Mezar taşı var. O halen burada. Kilise böylece bir metropolitlik konumu ve büyük bir kiliseydi Meryem Ana Kilisesi. Ama kurulduğu yer talihsizlikle kurulmuş çünkü deprem bölgesiydi. Bu kilise, Meryem Ana Kilisesi herhangi bir nedenle depremden dolayı yıkılmış. Yıkıldığı tarih tahmin ediliyor ki 1870'li yıllarda.
Daha sonra bu bilgi, bu haber Kadaseti Patrı'ya veriliyor ve Süverek'teki metropolitliğimize, çünkü o dönemlerde Adıyaman Süverek'e bağlıydı. Adıyaman metropolitliği ya da buradaki ahali Süverek'e bağlıydı. Böylece hem Süverek metropolitinin girişimiyle hem de Kadaseti Patrı'nın buraya yaptığı ziyaretle buradan İstanbul'a gidiyor ve saraydan aldığı izinle bu sefer 10 yıl içerisinde Kadaseti Patrik tekrar Adıyaman'a kavuşuyor. İzini getiriyor. Buradan başlayarak 1883'te şu anda içinde olduğumuz kilise tekrar Meryem Ana Kilisesi'nin hacmine göre, büyüklüğüne göre yapılmıyor. Evet. Daha küçük bir kilise olarak Urfa'da bulunan aynı kilisemizin adaşı modelinde bir kilise kuruluyor. Ve kiliseye başka bir isim de veriliyor. Çünkü Urfa'daki Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi'nin ustaları gelip bu kiliseyi buraya da kuruyorlar. Ama enteresandır ki bu kiliseyi Urfa'daki kiliseden de daha küçük kuruyorlar. Olay nedir Fahrettin Bey? Burası deprem bölgesi. Muhtemelen o zamanki Adıyamanlar korkudan dolayı derli toplu küçük bir kilise kurmaya çalışmışlardır. Ama maalesef şu anda kullandığımız kilise de depremden epey etkilenmişti. Biz bu deprem etkisini ve kilisenin mevcut durumunu belgelerle Anıtlar Kurulu'na sunduk. Biz zamanında işte bunun tadilatı, restorasyonu, güçlendirme projesini ve bunun yanı sıra kilisenin müştemilatı olarak metropolitliğin binasını da, idari binasını da kurduk. Evet. Çünkü bu kilise her ne kadar 1719'da vefat eden bir metropolit artık o dönemden sonra tekrar ara vermiş. Daha sonra en son elimizde kalan bir mezar daha vardır. Başka bir metropolitin. O da 1925'te vefat eden Mor Kurilos Mansur Rahapkalo, Mardinli, bir Mardin asıllı tekrar bir metropolitin mezarı şu anda kilisede. Evet. Bu ikinci mezar. Evet. Böylece 1925'ten sonra metropolitliğe ara veren Adıyaman Merkez Kilisesi 2006'da Allah'ın izniyle, Tanrı'nın desteğiyle ve ahalinin teveccühüyle tekrar Adıyaman böyle bir konuma kavuşmuş bulunuyor. Öylece 2006'da yeniden metropolitliği tazelenmiş oluyor. Adıyaman Süryani Kilisesi, şu anda Merkez Kilisesi, Adıyaman'ın turistik noktalarından bir tanesidir. Hem Adıyaman adına turizm için hizmet sunmaktadır. Yani gezi, görsel olarak görmek, ziyaret etmek halka açıktır. Hem de personeli, yani metropolitlikte bulunan personel dünyanın dört bir tarafına Adıyaman'ın adını tanıtmış oluyor böylece. Ve kilise, tabii ki kilise bu sıkıcı korona süreci hariç pazartesi, cumartesi günleri arası belli saatlerde açıktır. Ama pazar günleri kapalıdır. Çünkü pazar günü meşguldür, ibadet için kapalıdır. Yani daha doğrusu ibadetten dolayı gezmeye kapalıdır. Misafir kabul etmiyoruz. Evet. Fakat diğer günlerde, normal saatlerde elbette ki halka açıktır. Ve bunu halen sürdürüyoruz ve gelen insanları gezdiriyoruz. Bugün bile yabancı ülkelerden bir turist geldi ve kiliseyi gördü, ayrıldı gitti. Evet. Sayın Metropolitim, biz zamanı kullanmamız gerekiyor. Çünkü haklısınız. Çok zamanımız gitti. Devam ediyoruz. Çok azı kaldı, biraz hazırlanmamız gerekecek. Kısa sorayım ben. Bir de şeyimiz var, kadim mezarlığımız var, Süryani mezarlığı. Evet. Orada belli başta böyle bildiğimiz insanlar var mı? Hemen kısa kesiyorum. Mezarlık epey zamanda bakımsız kalmıştı. Evet. Dönemimizde biz bunu bakıma aldık. Son derece elimizden geldiği kadar yeşillendirme, ağaçlandırma bakımını, kafes teli ve
dikenli tellerle ördük ki yanlış davranışlardan dolayı bir zarar görmesin diye. Biz zaten halkımıza, buradaki Adıyaman insanlarına güvenimiz sonsuzdur. Mezarlık yaklaşık olarak 500 sene falan eskidir. Evet. Çünkü bu kilise kurulmadan önce yine buradaki insanlarımız orada gömülüyordu, aha, huzurdan uzak. Dolayısıyla burada tabii ki Adıyaman Hristiyan'ın soylusu, önemli insanları, değerli kişiler ve şahsiyetler içinde gömülüdür. Bazı din adamları olmak üzere eskiden Bedros Ağa derlerdi, Toros Ağa derlerdi ve benim daha tanımadığım büyük ailelerin büyükleri, evet, muhtarları, önemli kişileri tabii ki bu mezarlıkta gömülüdür. Evet. Biraz da sizin kutsal günlerinden bahsedelim. Böyle toplumsal ibadet yaptığınız ayinlerinden bahsedelim diyorum. Mesela bizde işte olan oruç, namaz gibi ibadetler Hristiyanlıkta da var mı? En çok kulağıma gelen böyle Paskalya Bayramı var. Biraz daha Paskalya Bayramı'ndan bahsedelim. Teşekkür ederim. Buyurun. Öne çıkan kutsal günlerimiz tabii ki vardır. Mesela İsa'nın doğum bayramı, vaftiz bayramı, Meryem Ana'ya mahsus bayramlar, İsa'nın diriliş ya da Paskalya Bayramı, Mesih'in göğe yükselişi bayramı, Pentekost ya da su bayramı, İsa'nın havarilerinin gözü önünde yüceliğini gösterdiği ve görüntüsünün bayramı, Hac bayramı, kutsalların anma günleri var. Bunlar yani önem taşıyan günlerimizdir, evet, ve çok önemlidir. Bunlar kutsal günlerimiz. Toplumsal ibadet, ibadet hiçbir zaman sadece din adamlarına gelmemiştir. İbadet din adamların aracılığıyla icra edilir. Fakat ibadet bütün halka yöneliktir bizde. Evet. Çünkü İsa diyor ki, dua ediniz ki denenmeye girmeyesiniz, sınanmaya girmeyesiniz, düşmeyesiniz. Durmadan dua edin. Yani zaman buldukça demek istiyor. Evet. Zaman buldukça ya da bunun için zaman ayırmak. Bu şekilde ibadet hem din adamlarına hem halka mecburidir. Bunu yapmayan bir insan ihmal ediyor. Yani kendisi işte çekiliyor, kendi kendini aldatıyor. İbadet kimsenin tek elinde değildir. Böylece ibadet herkes, toplumsal bir şeydir. Ayinlerimiz çok önemlidir. Ayin biliyorsunuz ki Hristiyanlıkta en üst düzeydeki ibadet şeklidir. Evet. Sunum şeklidir. Ve bunun Hristiyanlığa geçmesi İsa'nın emriyle oldu. Bizatihi kendisi icra ettiği ayını baştan beri bize örneğini gösterdi ve bunu dünyanın sonuna kadar yapın diye söyledi. Bunun için ayinler bizim için en yüksek sınıftan gelen ibadet şekilleridir. Süryanilerde oruç ibadeti mutlaka vardır. Yani oruç olduktan sonra oruç duasız, ibadetsiz kabul edilmez. Evet. Çünkü oruç, orucu süsleyen duadır, ibadettir. Biz iki şeyde kendimizi Tanrı'ya ifade edebiliyoruz. Üç şeyde. Birisi imanımızda, doğru imanda. İkincisi oruçlarımızda bunlar uygulamalı. Üçüncüsü de ibadetlerimizde. İbadet Tanrı'yla konuşmak demektir. Bu şekilde. Paskalya bayramı tabi diriliş anlattım. Diriliş bayramıdır. İsa'nın diri olarak mezardan dirildiği bayramdır. Kutlama şekilleri ise siz de duydunuz. Paskalya'da yumurtalar renklendiriliyor. Evet, evet. Güzel şekerler dağıtılıyor. Ondan sonra tabii ki çörek ve pastalar, kurabiyeler hazırlanıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kutlama şekli önce ayın, ikincisi ayın içerisinde tören, evet, daha sonra dışarı çıkıp birbirimizi selamlayarak dargınların, küskünlerin barışması gereken bir bayramdır aynı zamanda. Evet, her bayram çünkü olduğu gibi. Çünkü dargınlık, küskünlük bayramı kırıyor. Evet. Onlar ortadan kalktığı zaman bayramı birleştiriyor ve canlandırıyor. Evet, peki genelde Türkiye'de, çünkü siz bir metropolitsiniz, sadece Adıyaman'da sınırlı değil. Özellikle ise Adıyaman'da inancınızı böyle rahat, özgür yaşayabiliyor musunuz? Yani tek kelimeyle evet. Bunda şüpheniz olmasın. Bizim de şüphemiz yok. Ama şöyle söylesem, umarım abartı olmaz. Kimseyi de incitmeyiz. Bunu söylediğimiz zaman
bazı yanlışlar düzelsin diye söylüyoruz. Kimseyi kastetmiyoruz, kimsenin peşinde değiliz. Ama buranın temelli vatandaşı olarak ülkemizde, şehrimizde, köylerimizde huzursuz olmasını istemediğimiz için bunu söylüyoruz. Evet. Ya daha doğrusu huzursuzluk olsun olmasın diye olsun diye huzursuzluk olmasın. Evet, diye. Söylemiyoruz. Huzursuzluk olmasın diye bunu söylüyoruz. Hoşgörüden yoksun, vatandaşlık yasa ve ilkelerine saygı duymayan bazı kişilerin bozuk davranışları dışında özgürce ibadetlerimizi yapıyoruz. Ama bizi etkileyen iki konu daha var. Biri eğitim imkanımız kıt olması, az olması, yani hatta yok denecek kadar azdır. Diğeri de kilise adamı, kilisede hizmet edecek adamı bulmakta güçlük çekiyoruz. Evet. Onu zorla onu çekiyoruz. Evet, yani en azından şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Ama bunu biraz daha açalım. Devam ediyordunuz. Buyurun. Yok, ben açalım sandım. Bence. Ben çünkü bak sandım. Şöyle söyleyeyim Fahrettin Bey. Adıyaman'da son derece güven havası var. Çok şükür. Evet. Ve sevgi, hoşgörü havası var. Evet. Ben gönül rahatlığıyla herkesi selamlıyorum. Ve herkesi ziyaret ediyorum. Ben ayrım ederek kimseye gitmiyorum ya da kopmuyorum. Benim yüzüme gülen bir insan her zaman onun güvenini kazanmış oluyorum. Böylece Adıyaman ahalisinin tümünün bize saygılı, hoşgörülü olduklarını söylemek istiyorum. Bunun başında valiliğimizde bütün kurum amirlerinde, evet, yani baştan beri Sayın Valimizden başlayarak bütün kurum amirlerimizde son derece hoş karşılanarak karşılanıyoruz. Biz bunu unutmayız. Bir de il protokolünde biliyorsunuz ki üyeliğimiz vardır ve Adıyaman'da son derece sevgi, hoşgörü ve saygı yayma düşüncesiyle hareket ediyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemlidir. Bu sadece benim için değil, bütün Adıyamanlılar için evet, önemlidir. Çünkü Adıyaman bir portredir. Düşününüz ki bu portrenin bir tanesi bozuktur, görüntüsü bozuktur. Karşı tarafa ya da dışarıya nasıl böyle bir manzara çizer? Bozuk çizer. Ama bu portre daha güzel olması için her birimiz bu hoşgörüye sarılarak birbirimize ve diğer insanlara saygı göstererek devam etmemiz lazım. Evet. Saygı, sevgi ve hoşgörü çok önemlidir. Zaten onun için de huzurun başkentiyiz diyoruz çok şükür. Daha geleceğiz bence var. Bir yerde böyle bu huzur kenti falan onu da... Evet. Evet. Evet, biz devam edelim. Dediğim gibi zamanı çok şey kullanmamız gerekiyor. Çünkü sorularımın yarısına bile gelmedim. Ama buyurun. Program... Buyurun. Adıyaman'da ne kadar süreni var şu an? Adıyaman merkezi kastediyorsunuz. Genelde, merkezde de söyleyebiliriz, genelde de söyleyebiliriz. Ve çevre. Evet, Adıyaman sadece. Adıyaman merkezi. Adıyaman ve ilçeleri yok, yani. Yok, o zaman yaklaşık olarak 100 ailenin üzerindedir. 100 aile. 100 ailenin üzerindedir. Evet. Bizim bu bölge dediğimiz 500 kilometre alanda bu kiliseye danışan, müracaat eden, bağlı olan evet, yaklaşık olarak 150 ailemiz var. Bunların yaklaşık olarak 20 ailesi Adıyaman merkez, il merkezinde yaşıyor. Hı hı. Evet. Peki geçmişte böyle Ermeni, Hristiyan olan ancak daha sonra İslam dinini seçmiş vatandaşlarımız var. Onlarla da diyalog halinde misiniz? Onlarla bir iletişiminiz var mı? Çünkü geçmişte biliyoruz ki birçok evet, Adıyaman... Şimdi biz burada hepimiz bu vatanın, bu memleketin parçalarıyız. Evet. Herkes birbirini tanıyor. Evet. Ve hoşgörüyle dostluk kuruyor. Öyle değil mi? Evet. Yani en azından dostluğu vardır. Biz de bu insanları tanıyoruz. Bizi tanıyanlar onları tanıyor. Bu amaçla yani bu şekilde sadece dostça ve ender de olsa yapılan ziyaret babındadır. Evet. Yani ilişkilerimiz dostane bir hava içerisinde sürdürülüyor. Evet. Yani geçmişte biz özür dilerim kestim galiba. Görceden. Ben böyle kulağıma aşina olmuş çok değerli böyle gayrimüslim aile diyeyim.
Ciddi olamazsınız. Çok süremiz çok bitmiş neredeyse. İğneci Cerciş vardı, Maliyeci Egop varmış, Çulcu Boğuz varmış, Köşker Yusuf varmış. Evet. Birçok böyle bilinen Süryani aile ve kişi varmış. Ve Süryaniler, bunlar, Ermeniler. Evet. Aynı. Evet. Ve bunlar gerçekten böyle sevgi tohumları ekmişler Adıyaman'da. Evet. Bugün de inanıyoruz ki yine sizlerin öncülüğünde o şekilde devam edecektir. Bize işaret geliyorsa şöyle kısa yapalım bunu. Ne yazık ki, evet. Biz bunların bir kısmını gördük, onlarla yaşadık. Bir kısmını da sadece isimlerini duyduk. Biz Adıyamanlı ahaliden duyduğumuz kadarıyla bu isimler bana da yabancı değildir. Evet. Mesela Egop Topal, iki kere burada karşılaştık. Daha sonra vefat haberini aldım. Çok üzüldüm. O Adıyamanlılarla haşir neşir bir insandı. Evet. Müzikal yönde ve sosyal ilişkilerde son derece Adıyamanlıların dostu ve tanışıydı. Çulcu Boğuz zamanında ihtiyar bir insan olarak, o da burada bir ustaydı. Benim zamanımda vefat etti, huzurunuzdan uzak, mezarlığımıza gömdük. Bu Terzi Hatun, soy ismi Keçeci herhalde. Terzi Hatun'u ben de hayal gibi İstanbul'da bir kere görmüşüm. 10-12 yıl önceydi, neydi? Görmüşüm ve daha sonra onu da vefat haberini aldım. Yusuf, Köşker Yusuf ya da Yusuf Oral, ben bunu görmedim. Bu da vefat etmiştir. Bunlar her birisi ama Cerciz Elmas. Özellikle İğneci Cerciz, evet, gerçekten Cerciz Elmas, ben namını duydum. Evet. Herkes ondan övgüyle bahsediyor. Ondan ve diğerlerinden aynı şekilde. Cerciz Elmas o zamanın tıp imkanlarına, sağlık imkanlarına göre bir doktor gözüyle bakılıyordu. Evet. Ve bütün Adıyamanlara yararı dokundu. Hiç kimseyle böyle ayrım yapmadan herkese sağlık hizmetlerini sunduğunu biliyorum. Burada en son söylediğiniz, sorduğunuz Emine Hanım, Hatun. Samsat'ta. Evet, evet, o Samsatlara çok önem vermiş. Orada hepimizin hizmet ebesi. Vermiş ve onu da maalesef göremedik. Muhtemelen o da çoktan vefat etmiştir. Ben de ona rahmet diliyorum çünkü özel benim komşumdu, bitişik evet, evlerde. Bunları bitişik. Biraz açabilirdik ama zaman kalmadı. Siz zaman yine toparlayın. Ben, devam edin. Ben bu hayır, ben soru sormaktan vazgeçtim çünkü şeyine hakkına geçmiş olacağız. İnşallah başka bir programda bunlara sorulara devam edelim diyorum ama Seyfettin Çelik, İzzettin Kanal, Yusuf Tel dostlarımız mesaj göndermişler. Ayrıca başka mesajlar da var. Hepsini tek tek okuyamayacağım ama Bahattin Atabak sağ olsun mesaj göndermiş. Bir kardeşimiz Mor Pavlos ve Nev Mor Patros'un anlamını sormuş. Ama inanın zamanımız kalmadı. Sayın Çelik, programımıza başarılar Petrus, diliyorum. Pavlos İsa'nın iki havarisidir ve bu kilisenin birleşik ismidir. Onu söyleyecektim, evet. Aceleden dolayı söylemedim. Çok teşekkür ederim. Evet, İsa'nın iki havarisinin adına izafeten kurulmuş bir kilisedir. Buyurun. Evet, Sayın Çelik, programımıza başarılı ediyorum. Pandemi sürecinden gerek Türkiye'de gerekse Almanya, Adıyaman'da yaşamını kaybeden biraz uzun bir mesajı var. Muzaffer İriş kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Devam edin. Tanıyorum. Aynen, devam edeceğim. Evet. Kader Anuk Hocam bizi izlediğini söylemiş, evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ama şu mesajı okuyacağım. İyi akşamlar Fahrettin Bey, iyi yayınlar dilerim. Ben Almanya Köln'den Adıyamanlı Cevrisin namı değer İğneci Cevrisin oğluyum. Evet. İsmim Hüsnay. Uzaklarda yaşayan bir Süryani Adıyaman sevdalısı olarak bu duyarlı programın için çok teşekkür ediyorum. Takdir ediyorum. Sayın Metropolitimize saygılarımı iletiyorum demiş. Ve mesajlarımızın da gerçekten hepsini okuyamıyorum. Hepsinden özür diliyorum ben. Hocam dediğim gibi zaman bittiği için ben konuyu son mesaj olarak size bırakacağım. Ondan sonra programı kapatacağım. Buyurun. Yani seyircilere mesajımız mı? Yani söylemek istediğinizi söyleyin. Ondan son sonra, söz değil mi? Aynen aynen, son söz vermiş olalım hocam. Sayın seyircilerimiz, çok değerli Mercan TV seyircileri. Mesajımız her zaman daha fazladır ama zamanımız çok kısadır. Değerli seyirciler, Adıyaman ili huzur kenti olmakla isim yapmış bir ildir. Elbette ki bu kendiliğinden olmamış. Başta yerel yönetiminin her kurumu, başta Sayın Valimiz ya da Valiliğimiz, partililer, STK'lar, gönüllüler ve esnaf kesimi, kadın erkek demeden herkes üzerine düşen görevi özveriyle yerine getirmesiyle oldu.
Onun için Adıyaman'ın değerleri bu şekilde yükseldi. Yerli ve yabancı turistlere vereceğimiz önem ve düzgün hizmetle şehrimizi laftan ziyade gerçekçi girişimlerle dünya tanıtım platformuna taşıyarak onu güvenilir bir şehir olarak dünyaya kabul ettiririz. Aile, ulusal ve Adıyaman'ın aktif televizyonu Mercan TV bugün bize ayırdığı bu programdan dolayı Güzide Medyası'nın grubuna, kameramana, çalışanlarına, bu programı yöneten Sayın Fahrettin Çelik Bey'e ve bizi sabırla izlediğiniz için siz değerli izleyicilerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Girmek üzere olduğumuz 2021 yeni yılı ya da 2021 yeni yılında huzurunuzun, sağlığınızın, mutluluğunuzun çoğalmasını diliyorum. Ancak Adıyaman için özel bir not bıraksam lütfen alınmayın. Belediyemiz dünya kadar para harcayarak şehrimizi, kavşaklarımızı süslemeye çalışmaktadır. Oraya canlı çiçekler ekmektedir. Bir miting olduğu zaman her birimiz insan ve tepesinde bir insan beyni vardır. Bütün bu masrafları yok sayıp Adıyaman'ın o çehresini, o güzelliğini ayaklar altında çiğniyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu hem milli servetimize, milli hazinemize mi diyelim? Evet. Hem de ilimizin belediyesine ve halkımızın cebine yazıktır. Biz mitinglerde ayaklarımıza dikkat edelim. Lütfen Adıyaman'ı süsleyen değerler, yeşil alanlar, ağaçlar kırılmasın, basılmasın. Bu bizim için çok önemlidir. Bizi düşünerek belediyelerimiz bunu yaptığı zaman güzelliğimizi ona çıkartsın diye bunu yapıyorlar. Ama biz böyle dikkatsizce çiğneyip geçtiğimiz zaman bu her tarafa zarardır. Özellikle Adıyaman'a çok büyük bir zarardır. Belediyeye de saygısızlık yapılıyor. Bunu yapmayalım lütfen. Hep beraber Adıyaman'a sahip çıkalım. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi gerçekten zamanımızı çok açtık. Ben teşekkür ederim. Bugün akşam konuğum Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti çok değerli Melki Ürek Beyefendi'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılığın telemarketi Etkin Pazarlama geçen